Değerli arkadaşlar, ilk söz İyi Parti grubu adına Aytun Çıray İzmir Milletvekili. Buyurun Sayın Çıray. Sayın Başkan, Yüce Meclis'in değerli üyeleri. Sayın Başkan, önce bu kadar önemli bir konuda bu uğultuyu bir şey yapalım. Benim süremi de tekrar... Değerli arkadaşlar, önemli bir görüşme yapıyoruz. Lütfen sükuneti sağlayalım. Milletvekillerimizi yerlerine oturmaya davet ediyorum. Sessiz olmaya davet ediyorum. Kürsüde katibi dinleyelim lütfen. Buyurun. Süremi de başa alırsınız. Sayın Başkan, Yüce Meclis'in değerli üyeleri, iktidar ekonomik kriz şartlarında ayakta durmak mücadelesi veren Türk milletine bu yılbaşı vesilesiyle gelip geçici bir huzuru dahi çok gördü. Tam yılbaşının ertesi günü vatan evlatlarını Libya çöllerine göndermek için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Şimdi soruyoruz, bu acele niye? Çünkü herkesin bildiği gibi bu izin tezkeresi onaylandığı anda Türkiye hiç maruz kalmadığımız türden husumetlerle yüz yüze kalabilecek. En ufak bir mübalağada bulunmuyoruz. Yüce Meclis'in önüne gelen hiçbir izin tezkeresi Türk milletinin yüksek genel çıkarları ve milli güvenliği açısından bu kadar büyük bir risk teşkil etmemiştir. Ortaya çıkan riskin büyüklüğü ve vahametini belki ancak devletin yıkımıyla sonuçlanan Göben ve Breslau kruvazörlerine Osmanlı bayrağı çekilmesinden sonra yaşananlarla mukayese edebiliriz. Şimdi 102 yıl sonra Türk milletine çok ağır bedeller ödetebilecek başka bir oldu bittiyle karşı karşıyayız. Bu oldu bitti, otoriter kuvvetler birliği rejimini kuran zihniyetin şahsi iktidar çıkarlarının kaçınılmaz neticelerinden birisidir. Değerli arkadaşlar, AKP zihniyeti bir dönem kurucu değerlerimize antipati duyan o zamanki adıyla cemaat ile güç birliğine gitti. Türkiye böylece 2010 yılından itibaren dış politikada çok köklü bir makas değiştirme operasyonu yaşadı. Türkiye'yi dünyada derin bir yalnızlaşmayla karşı karşıya bırakan, Türk milletinin sırtına 5 milyon Suriyeli'yi yükleyen ve 50 milyar dolar üzerinden maliyet ödeten işte bu revanşist makas değiştirme operasyonu oldu. Bugün Yüce Meclisimizin önüne getirilen 30 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresini işte bu çerçeve içinde düşünmeliyiz. Daha önceki konuşmamda hatırlatmıştım. Libya halkının dramı Arap Baharı'nın güya Libya'ya bir yansıması olarak Kaddafi'nin devrilmesi süreciyle başladı. Şüphesiz Kaddafi egosantrik bir diktatördü ve bütün diktatörler gibi Libya devletini kendisinin ve ailesinin sınırsız zenginleşmesi için de kullandı. Ancak Kaddafi'nin linç edilmesinin ardından yaşananlar çok daha trajikti. O günlerde 21 Şubat 2011'de NATO'nun Libya'da ne işi var diyen Sayın Cumhurbaşkanı daha ertesi günü İzmir'in NATO operasyonunun merkezi olmasına izin vermişti. Ancak o sırada Suriye'de Emevi Camii'nde cuma namazı kılma radikal hayali Libya'yı arka plana itti. Suriye'yi öne çıkardı. Şimdi bugün getirdiğiniz tezkereye meşruiyet kazandırmak için Trablus'taki güçleri Birleşmiş Milletler meşru kabul ettiği için bu tezkereyi destekliyorsunuz diyorsunuz ama Birleşmiş Milletler'in verdiği meşruiyet konusunda hiç de inandırıcı ve ilkeli değilsiniz. Neden mi? Çünkü iç savaş çıktığında Birleşmiş Milletler'e göre Suriye'nin meşru hükümeti Esad hükümetiydi. Siz ÖSO'yu desteklediniz. Değerli arkadaşlar, bir de tezkerenizin haklılığına delil olarak öne sürdüğünüz mavi vatan konusuna bir açıklık getirmek zorundayız. Türkiye 27 Kasım 2019 tarihinde Libya'da ulusal mutabakat hükümetiyle iki mutabakat imzaladı. İlk mutabakat Türkiye ve Libya arasındaki deniz yetki alanlarına ilişkindi. Amaç Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunması ve uluslararası hukuk nezdinde
kayda geçirilmesiydi. Halbuki Türkiye Mavi Vatan'ın önemini ta 1973'te kıta sahanlığı krizi çıktığında keşfetmişti. Ancak deniz yetki alanlarımız için Mavi Vatan deyimini 2006 yılında resmi makamlar nezdinde ilk defa kullanan Amiral Cem Gürdeniz'di. İşte Sayın Gürdeniz ve 400 deniz subayının FETÖ'cü savcılara desteklerinizle Ergenekon kumpası ile hapse atılmalarının sebebi bu Mavi Deniz'e, bu Mavi Vatan'a sahip çıkmalarıydı. O an Mavi Vatan'a sahip çıkanları FETÖ ile birlikte Ergenekon'dan hapse attınız. Onun için kimse bize Mavi Vatan dersi vermeye kalkmasın. Siz o dersten çaktınız. 13 yıl kaybettirdiniz Türkiye'ye. Ancak biz İYİ Parti olarak, başta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere, Türk milletinin ve devletinin çıkarları adına Mavi Vatan'ı gerektiği şekilde oylarımızla destekledik. Savunmaya da devam edeceğiz. Burada istismar edilmemesi için belirtmeliyim ki, ulusal mutabakat hükümeti yıkılırsa Mavi Vatan elden gider tezi de doğru değildir. Çünkü bu mutabakatla deniz yetki alanlarını Libya'da 36 bin kilometre kare genişletti. Bunun için bu hükümetten sonra hangi hükümet gelirse gelsin Mavi Vatan'la kazanılmış toprak deniz alanlarını geriye vermez. Buna karşılık imzalanan ikinci mutabakatı desteklemedik ve haklı çıktık. İkinci mutabakat muhtırası hem milli güvenliğimize ilişkin değildi hem de İYİ Parti sözcülerinin öngördükleri gibi Hafter güçlerini tahrik etti. Ve bugünkü tezkerenin hızlandırılarak gelmesinin sebebi o işte bir önceki tezkeredir. Yani bir yanlışınız diğerini tetiklemektedir. Üstelik iki hafta önce 15 Aralık 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 16 yaşından küçük 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarına 90 gün ikamet süreli muafiyet tanıdınız. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Bu bozulan sosyal iç bütünlüğün ve uyumun felakete dönüşmesi olmayacak mı tekrar? Türkiye yeniden iç barışını ciddi bir şekilde bozacak, legal görünümlü muazzam maliyetli, basiretsiz bir göçü teşvik etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı bu kararıyla izin tezkeresindeki sözde milli gerekçelerini iyiden iyiye şaibeli hale getirmiştir. Sayın milletvekilleri, ancak Libya'ya güç gönderilmesine izin hakkındaki tezkereye karşı çıkmamızın vicdanımız açısından başka güçlü nedenleri de var. Türk Silahlı Kuvvetleri ulusal mutabakat hükümetinin daveti vesile edilerek bölgeye gönderildiğinde Türkiye'nin bütün Libyalılar gözünde iç savaşın etkin bir tarafı olacak olmasıdır. Bu ayrıca ülkemizi ve milletimizi Arap coğrafyasında bir nefret objesi haline getirecektir. Değerli milletvekilleri, izin tezkeresine Yüce Meclisimiz bir başka açıdan daha geçit vermemelidir. Bu da Suriye rejim güçlerinin Rusların da desteğiyle İdlib'de hakimiyet kurmak üzere olmalarıdır. Bunun en vahim sonuçlarından biri, ya arkadaşlar savaşa şehit olmaya asker göndereceğiz gürültüden durulmuyor. Bu kadar mı ciddiydi bu? Yani çağırdınız, acele ettirdiniz de bunu dinlemiyorsunuz. Yani madem ciddisiniz işinizde neden dinlemiyorsunuz? Beyefendi telefonla konuşuyor en ön sıradan bir saat. Ya şehit olmaya asker gönderiyoruz arkadaşlar, ciddi olalım biraz. Sen ne anlarsın be? Benim dedem Balkanlarda şehit oldu. Sen ne anlarsın şehitten? Bunun en vahim sonuçlarından biri Rusya ile karşı karşıya gelmemizdir. Ülkenin %70'ine yakın bölümüne hakim olan General Hafter güçlerinin destekçilerinden birinin Rusya olması bu çok tatsız ihtimali güçlendirmektedir. Kaldı ki Libya'da çatışan tarafların paralı askerlerinin vahşi karakterleri ve acımasızlıkları Mehmetçiğimizi Vietnamvari çatışmaların içinde bırakabilir. Diğer yandan Trablus hükümetinin Arap Baharı'nın son kalıntısı olması da zaten mezhepçi dış politikaların nedeniyle zarar gören Türkiye'yi hak etmediğimiz halde Selefi cihatçı terör gruplarının destekleyicisi olarak sunanların ekmeğine yağ sürecektir. Yani Mehmetçiğimizi
milli güvenliğimizle hiçbir şekilde ilgili olmayan bir iç savaşın belirsiz ateş hakkında bırakamayız. Şehitlik mertebesi şüphesiz yüce bir mertebedir. Aynı zamanda geride kalanların umut ve tesellisidir. Ancak bu kutsal umut ve teselliyi ne millet ne Allah nezdinde kimsenin istismar etme hakkı yoktur. Tekrar ediyorum. Türk milleti kahraman askerlerinin canını sokakta bulmadı. Onların cesaretlerinden, biz Türk askerinin cesaretlerinden ve savaşçılıklarından hiçbir kuşkumuz yok. Ancak Türk askerinin bu muhteşem cesaret ve savaşçılığı ancak milli davalarımızda geçerlidir. Değerli milletvekilleri, Arap Baharı denilen yarı karanlık hareketler başladığında henüz Müslüman ağırlıklı coğrafyalarda itibarlıydık. İtibarımız temelsiz sükse iddialarından veya saray yaptırmamızdan kaynaklanmıyordu. İtibarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bir medenileşme modeli olarak sosyo-kültürel cazibesinden kaynaklanıyordu. Bu itibar Türkiye'ye çatışan taraflar arasında arabuluculuğundan asla şüphe duyulmayacak bir tarafsızlık konumu sağlıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ideolojik takıntılı dış politikalarıyla bunlar çarçur edildi. Bizim şu anda kaybettiğimiz bu konuma yeniden dönmeye, dış politikamızı tamamen bu doğrultuda düzenlemeye ihtiyacımız var. Yanlış ekonomi politikaları yetmiyormuş gibi milletimizin ekmeği yanlış dış politikaların çarkları arasında öğütülmeye başlandı. Asıl önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ahaliye Türk milleti denir tanımındaki anlamıyla Türk milletinin temel özgürlük haklarının yeniden tesisini istiyorsanız bu tezkereye hayır demelisiniz. Milliyetçiliğin de vatanseverliğin de gereği budur. Sayın milletvekilleri, Libya'da ahlaksız bir iç savaş yaşanıyor. Bu iç savaşın farklı taraflarını farklı güçler destekliyor. Hatta bazıları aynı anda iki tarafa da silah veriyor. Bir AKP sözcüsü ise Adana'dan açıklama yapıyor. Türkiye'nin tarihe karşı sorumluluğu varmış, oraya asker göndermeliymişiz. Arkadaşlar, tarihin hiçbir anında Türkiye Cumhuriyeti mazlum milletlerin iç savaşlarında bir tarafın yanında olmamıştır. Türkiye'yi tarih önünde ahlaklı, erdemli ve onurlu kılan da budur. Biz kimsenin ülkesinde, toprağında ve iç işlerinde gözü olmayan bir milletiz. Ama şimdi Libya'da bir tarafın ve onu destekleyen güçlerin taşeronu olmaya sürükleniyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Tunus'a gidiyor ve oradan savaş çığırtkanlığı yapıyor. Ama Tunus beklentilere karşılık vermiyor. Peki Libya'nın sınır komşusu oldukları için asıl milli güvenlik sorunları olması gerekenler Tunus ve Cezayir değil mi? Hafter güçlerine tank ve uçak desteği veren Amerika etkisindeki Mısır o neden açıktan asker göndermiyor? Hiç düşündünüz mü? Diğer taraftan yandaş ve bordrolu yorumcular televizyonlarda Libya'da herkes para kazanacak teranelerini anlatıyorlar. Bizim de pay almamız lazımmış. Bu değerli arkadaşlar, bu Soros'un en iyi ihraç maddeniz askeriniz sözüne haklılık kazandıracak ahlaksız bir söylemdir. Türkiye hiçbir zaman ganimet, yağma ve sömürü peşinde olmadı. Türk milletinin asla mazlumların toprağında gözü olmadı. Zira milletimizin tarih şuuru, vicdanı ve ahlakı AKP hoparlörlerinin zannettiğinden çok daha yüksektir. Tekrar ediyorum. Eğer devletin hala bir kurmay ve harici aklı kalmışsa Sayın Cumhurbaşkanı'na desinler ki Goban ve Braslav macerasından sonra en büyük macera ve facia Libya'ya müdahale olacaktır. Bu tezkerenin hukuki temeli hazırlanmamıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla oluşturulmuş meşru bir müdahale gücü yoktur. Ve dikkat! Libya'da oluşulabilecek en kötü senaryoya karşı bu hükümetin hazırlığı yoktur. Türkiye bu tür müdahalelere daima tek taraflı ve meşruiyeti şüpheli iki taraflı zeminlerde değil,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve NATO Konseyi'nin kararları zeminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle karar vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı biz davet edildiğimiz yere gideriz diyor, dedi. Bu mantıkla davete ne gerek var? Kardeş Azerbaycan'ın topraklarının %20'si gayrimeşru bir işgalin altında. Hadi kalkın gidip önce orayı kurtaralım. Neden yapmıyorsunuz? Bize milliyetçilik dersi vereceksiniz. Kırım tek taraflı bir kararla ilhak edildi. Hadi kalkın Kırım'ı kurtaralım diyeceğim ama siz Uygur Türkleri hakkında verdiğimiz araştırma önergesini reddettiniz. Siz şimdi size Ege'de teker teker işgale uğrayan adalarımız için tezkere getirin diyeceğiz ama siz Türkiye'den çok Amerika'nın ve Rusya'nın iç işleriyle ve milli meseleleriyle meşgulsünüz. Dostum Trump, dostum Putin. Biraz ciddi olalım. Dostlarınız arkanızı döner dönmez Suriye'nin PKK'sının lideriyle dostluk kurdular. Haberiniz var mı? Çünkü uluslararası ilişkilerde dostluklar falan yoktur. Gerçekler ve çıkarlar vardır. Uzun erimli hesaplar vardır. Bakın Barış Pınarı Harekatı'nda canı gönülden tezkerenizi destekledik de ne oldu? 3 gün sonra bir tweetle aslanlar gibi yürüyen Türk ordusunu durdurdunuz. Sayın milletvekilleri, Türkiye siz yönetime gelince kadar siyasi meşruiyeti ve hukuku olmayan, siyasi aklı olmayan hiçbir işe girmedi. Sizin bu tezkerenin ardından karşımıza çıkan senaryolara karşı devlet aklına sahip hiçbir planınız olmadığını biliyoruz. Zira bu işlerin arkasındakileri tanıyoruz, biliyoruz. Psikiyatride mehdilik iddiası diye bilinen şizofrenik bulguya bir adım kalmış bir şahıs bugün Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı. Eğer Mehmetçiğin yanında savaşa gönderilen karanlık milis kuvvetleri bunun eğitiminden geçiyorsa yarın bizim güvenliğimiz ne olacak? Sayın milletvekilleri, ülkemize olan sevgimiz, devlet insanlığımız nedeniyle Libya konusunda burada dile getirmek istemediğimiz, getiremeyeceğimiz çok şey var. Ancak bütün bu olan bitenin hukuki ve siyasal sorumlusu anayasaya göre Sayın Cumhurbaşkanı'dır. O nedenle buraya gelmeli ve tezkereyi savunmalıydı. Gelmemesi sürpriz mi? Bütçe görüşmelerine dahi gelmedikten sonra sürpriz değil ama şu ayıba bakın. Hükümetten bir bakan yok. Bu kadar önemli bir tezkere diyorsunuz. Bu kadar büyük bir tezkere diyorsunuz. Türk askerini Fizan çöllerine götürmeye kalkıyorsunuz. Yemen türkülerini tekrar besteletmeye kalkıyorsunuz. Ama burada bir bakan yok. Ayıp. Sizi kınıyorum. Sayın milletvekilleri, eğer evet tarih ve coğrafya bizi eteklerimizden çeker. Ama biz Türk milleti masum insanların kanının akmasını istemeyiz. Ahali mahallesinde, evinde, çarşıda, kahvede artık soruyor. Suriye'de ne işimiz vardı? Şimdi soracaklar Libya'da ne işimiz var? Suriye'de PKK terör örgütüne devlet kurdurma politikası sona ermemişken yeni dertlere ihtiyaç var mı? 1912'de Libya'da çatışmalar devam ederken Balkan Savaşı'nın çıktığını unuttunuz mu? Doğu Akdeniz'de bu kadar dert ve gerilim varken donanmanın gücünü neden ikiye bölüyorsunuz? Suriye işine yanlış yöntemlerle başladığımız için Rusya'nın İdlib'den bize yönlendirdiği içinde El-Kaide'ci teröristlerin de olduğu milyonlar kapımızdayken ve daha dün oradaki İdlib'deki HTŞ'nin başı artık Esad'ı devirmekten vazgeçtik demişken böyle zamanlar etkin ve verimli birikimli diplomatlar ve subaylar gerektirir, subaylar. İdeolojik bakışınızla etkisizleştirdiğiniz bu birikimi dinleyin, onları çağırın. Onlar size Libya'da kalkıştığınız işin Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk açısından büyük bir meşruiyet krizine yol açabileceğini gerekçeleriyle anlatacaklardır. Bu gerçeği aklınızdan çıkarmayın. Pusuda bekleyen güçler sizin bu yanlışları yapmanızı, yani Libya'da askeri güç göndermenizi ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Neden şu anda yapabilecekleri gürültüyü çıkarmadıklarını hiç düşündünüz mü? Suriye işine bulaşırken size ne demiştim? Milli meselemiz olmayan bir konuda vereceğimiz her şehit cinayete kurban gidecektir demiştim.
Çok Müslüman kanı akıtacaksınız, çok demiştim. Şimdi o sözlerin bir adım ilerisine gidiyorum. Gelin bilip bilmediğiniz yanlış pazarlıklar uğruna akacak masum şehit kanlarında boğulmayın. Yoksa Mavi Vatan Mutabakatı Libya'ya asker göndermek sözüne karşılığında mı imzalandı? İyi Parti olarak biz milli güvenliğimizin tehdit altında olmadığı bir yerde Mehmetçiklerimizin Rusya'dan Mısır'a, Suudilerden emirliklere ve en önemlisi bu ülkelerin desteklediği General Hafter güçlerine kadar bir ittifakın açık hedefi haline getirilmesinden sorumlu olamayız ve bu tezkereye hayır diyeceğiz. Bugün sorumluluğunuz büyük Türk milletinin hukukuna olsun. Bugün sadece Allah'tan korkun. Saygılarımı sunuyorum.